Merhaba, bugün sizlere uygulama araştırma dersi kapsamında yürüttüğümüz test çalışmamızın raporunu sunmak için buradayım. Test çalışmamızı arkadaşlarımız Selenay Eldeniz, Levent Çetin, Zehra Çatarkaya, Sevcan Kurt ve ben Elifcan birlikte yürüttük. Araştırmamızın danışmanlığını Türkan Çağlar hocamız yaparken araştırmamızın konusu pandemi sürecinde ailesinin yanına dönen üniversite öğrencilerin aileyle yaşadıkları sorunları incelemekti. Araştırmamızın sorunu şu şekildeydi. Covid-19 pandemisi kapsamında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir takım önlemler alındı. Bu önlemlerden bir tanesi de üniversitelerin örgün eğitimi ara vererek uzaktan eğitime geçmesi oldu. Bu nedenle şehir dışında ailelerinden uzakta üniversite okuyan öğrenciler ailelerin yanına dönmek durumunda kaldılar. Uzaktan eğitimin getirmiş olduğu zorluklar yanında bir de öğrencilerin ailelerin yanına dönmesiyle birlikte öğrencilerin aileyle sorunlar yaşadığı düşünülmekteydi. Ve araştırmamızı bu soru çerçevesinde gerçekleştirdik. Araştırmamızın temel amacımız Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olup pandemi sürecinde ailesinin yanına dönen üniversite öğrencilerinin aileyle yaşadıkları sorunları inceleyerek bu sorunlara dair çözüm önerileri sunmak araştırmamızın temel amacıydı. Araştırmamızda 3 temel varsayım bulunmaktaydı. Bu varsayımlardan bir tanesi öğrencilerin aile içerisinde çatışma yaşadığı varsayımıydı. Bir diğeri öğrencilerin aile içi iletişim sorunları yaşadığı varsayılmaktaydı. Üçüncü olarak da öğrencilerin pandemide kalmadıkları yurt ve evde için kira ödedikleri, bu nedenle de ekonomik olarak sıkıntı yaşadıkları düşünülmekteydi. Araştırmamızın yöntemi nicel araştırma yöntemi olarak gerçekleştirildi. Araştırmamızın evrenini Türkiye'deki üniversite öğrencileri oluştururken, araştırmamızın örneklemini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan öğrenciler oluşturmaktaydı. Araştırmamızda veri toplama aracı olarak online anket sistemini kullandık. Pandemi sürecinin getirmiş olduğu kısıtlılıklar nedeniyle öğrencilerle dijital platformlarda görüşülerek yine sorularımız ve aldığımız dönütler dijital platformlarda yine öğrencilerle ulaşılarak onlardan sorulara ilişkin dönütler aldık. Verilerin işlenmesi ve çözülmesi, toplanan veriler Google Form programı ile sınıflandırılarak, anketin sonuçları da göz önünde alındırılarak araştırmanın amacına ve yöntemine uygun bir biçimde eklendi. Araştırmamızın bulguları ise şu şekildeydi. Araştırmamıza 169 öğrenci katılım gösterdi. Bu öğrencilerin %71'ini kadın, %29'unu ise erkek öğrenciler oluşturdu. Araştırmamıza ilk olarak online eğitime ilişkin sorular sorarak başladık. Öğrencilere online eğitimde derslere erişimde herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları soruldu. Öğrencilerin %82,1'i herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtirken %16,1'i ise online eğitime erişimde sıkıntı yaşadığını belirtti. Öğrencilere online eğitim sürecinin ödev ve ders yüklerini arttırıp arttırmadığı sorulmuştur. Öğrencilerin %84,1'i evet yanıtını vererek online eğitim sürecinin ödev ve ders yükünü arttırdığını belirtmiştir. Katılan öğrencilere online eğitim sürecinde artan ödev ve ders yükleri hakkında ailelerin anlayış gösterip göstermediği sorulmuştur. Öğrencilerin %68'i online eğitim sürecinde artan ödev ve ders yükü karşısında ailelerin anlayış gösterdiğini belirtirken, öğrencilerin %24,7'si ailelerin artan ödev ve ders yükü karşısında anlayış göstermediğini belirtmiştir. Yapılan araştırmada kapsamında üniversite öğrencilerine evdeki sorumlulukları nedeniyle online eğitim erişim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin %72,2'si evdeki sorumluluklarının online eğitim erişimde herhangi bir sıkıntı yaşatmadığını belirtirken, öğrencilerin %26'sı ise evdeki sorumluluklarının online eğitim erişimde sıkıntı yaşattığını belirtmiştir. Varsayımlarımızdan biri daha önce bahsettiğim gibi öğrencilerin pandemi sürecinde kalmadıkları yurt ve evler için kira ödedikleri, bu nedenle ekonomik olarak sıkıntı yaşadıkları varsayımıydı. Aslında bu varsayımımızın doğruluğunu ya da yanlışlığını tespit edebilmek amacıyla öğrencilere bu konuyla ilgili birkaç tane soru yönelttik. Bu sorulardan bir tanesi, öğrencileri pandemi sürecinin öncesinde barındıkları yere pandemi sürecinde de ücret ödemeye devam edip etmedikleriydi. Öğrencilerin %69,8'i ücret ödemeye devam etmediğini belirtirken, öğrencilerin %26,6'sı ise pandemide kaldığı yerler için ücret ödemeye devam ettiğini belirtti. Pandemi sürecinde
sürecinden önce. Kaldıkları yere ücret ödemeye devam edenlere bu ödemenin kendilerini ekonomik olarak zorlayıp zorlamadığı sorulmuştur. Öğrencilerin %59,1'i evet yanıtını vererek yaptıkları ödemenin kendilerini ekonomik olarak zorladığını belirtmişlerdir. Bir sonraki soruda ise pandemi sürecinin aslında öğrencilerin stres düzeyine nasıl bir etki yarattığını görebilmek amacıyla birkaç tane soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan bir tanesi, öğrencilere pandemiden önce herhangi bir konuda stres yaşıyor musunuz sorusudur. Öğrencilerin %80,6'sı pandemi sürecinden önce stres yaşadığını belirtirken, %19,4'ü ise pandemi sürecinden önce herhangi bir konuda stres yaşamadığını bizlere belirtmiştir. Bu araştırmanın aslında sorusu bağlamında, üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinden önce yaşadıkları stres ile başa çıkıp çıkamadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin %82,2'si pandemi sürecinden önce yaşadığı stresle başa çıkabildiğini söylerken, öğrencilerin %16,6'sı pandemiden öncesinde yaşadığı stresle başa çıkamadığını belirtmiştir. Araştırma kapsamında öğrencilere pandemi sürecinde bu sefer de stres yaşıyor musunuz sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin %95,9'u pandemi sürecinin içerisinde stres yaşadığını belirtmiştir. Aslında biz bu soruya şöyle bir yorumumuzu ekledik. Pandeminin getirmiş olduğu sınırlıklar, bu nedenle öğrencilerin özgürlüklerinin kısıtlanmış olması, pandeminin getirmiş olduğu bazı kurallar ve bu süreçte yaşadıkları, öğrencilerin yaşadıkları kaygı ve stres, ailelerinden birine bir şey olacağına dair duydukları endişe, bu dönemdeki stres düzeylerini arttırmasına neden olduğunu düşünmekteyiz aslında öğrencilerin. Öğrencilere pandemi sürecinde yaşadığı strese baş edip edemedikleri soruldu. Ve öğrencilerin %52,7'si yaşadığı stresle baş edebildiğini belirtirken, öğrencilerin %41,4'ü ise pandemide yaşadığı stres ile baş edemediğini belirtmiştir. Öğrencilerin aileyle yaşadıkları sorunları inceleyebilmek amacıyla yine birkaç tane soru yöneltilmiştir. Bu sorulardan bir tanesi, öğrencilere pandemi sürecinde aileleri tarafından özgürlüklerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı sorulmuştur. Öğrencilerin %50,3'ü pandemi sürecinde ailesi tarafından özgürlüğünün kısıtlandığını düşünürken, %47,9'u ise pandemi sürecinde ailesi tarafından özgürlüğünün kısıtlanmadığını düşünmektedir. Aslında biz bu soruyu şu şekilde bir yorum ekledik. Pandemi döneminde sürekli aileyle birlikte öğrencilerin özgürlüklerinin bir şekilde kısıtlandığını, öğrencilerin şehir dışında üniversite okurken biraz da özgürlüklerinin fazla olduğunu, giriş ve çıkış saatlerini kendilerine belirlediğini görebildiğimiz için ailelerin yanına döndüklerinde ailelerin evdeki bazı belirlemiş olan kurallarına ve normlarına uymak durumunda kaldılar. Aslında bu da biraz aile içerisindeki öğrencilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasına neden oldu. Bu oranın yüksek çıkmasının nedeni olarak genel olarak bu sorunu görüyoruz. Üniversite öğrencilerinin pandemi süreci öncesinde aile baskısının üzerine hissedip hissetmediği soruldu. Öğrencilerin %66,3'ü pandemi süreci öncesinde aile baskısını hissetmediğini ifade ederken, %32'si ise pandemi sürecinde aile baskısının üzerinde hissettiğini belirtti. Bu oranlarda biraz daha az olduğunu görebiliyoruz. Aile baskısının üzerine hisseden öğrenci sayısı biraz daha az. Bunu da şöyle bağlıyoruz. Daha önce ailenin yanında olmadıkları için, özgürlüklerini daha iyi yaşayabildikleri için, yani giriş ve çıkış saatlerini kendileri belirleyip ailelerin norm ve kuralları altında yaşamadıkları için özgürlükleri daha iyiydi. Bu yüzden de çok aile baskısını hissetmiyorlardı. Biz bu soruya bu şekilde bir yorum ekledik. Öğrencilere pandemi sürecinde aile baskısının üzerinde hissedip hissetmediği soruldu bu sefer de. Öğrencilerin %55,6'sı evet çıkkını işaretleyerek pandemi sürecinde aile baskısının üzerinde hissettiğini ifade ederken, öğrencilerin %42'si aile baskısını üzerinde hissetmediğini belirtti. Biz buna şu şekilde bir yorum ekledik. Sürekli olarak bir arada ailenin bir arada yaşaması, iş hayatı, okul hayatı ve aile hayatının sürekli iç içe olması aile içerisinde bir düzen değişikliği yarattı. Tabii ki bu düzen değişikliği de biraz aile çatışmaları da arttırmış olabilir. Özellikle sürekli olarak ailelerin öğrencilerin özel hayatlarıyla çok iç içe olması yine öğrencilerin ailesiyle çatışma yaşadığını belirtmesinin sebeplerinden biri de olabilir. Üniversite öğrencilerin pandemi sürecinde aile içinde
çatışma yaşama durumlarına ilişkin sorulan soru neticesi öğrencilerin %57,4'ü pandemi öncesinde aile içerisinde çatışma yaşadığını belirtirken %39,1'i pandemi öncesinde aile içerisinde çatışma yaşamadığını belirtmiştir. Öğrencilere aile içi sorunlarda kimin daha çözüm odaklı olduğu sorulmuştur. Buna göre öğrencilerin %31,2'si annesinin çözüm odaklı olduğunu belirtirken, öğrencilerin %14,2'si babasının, %4,1'i kardeşinin, %45,6'sı ise genellikle kendisinin aile içi sorunlarda çözüm odaklı olduğunu belirtmiştir. Araştırmamın sonuç bölümüne gelecek olursa, araştırmaya katılan öğrenciler genel anlamda pandemi sürecinden önce kaldıkları yer için herhangi bir ücret ödemesi yapmadıklarını belirtmişlerdi. Ancak ödeme yapan öğrencilerin yaptıkları ödemenin kendilerini ekonomik anlamda zorladığını da belirttiler. Araştırmaya katılan öğrenciler pandemi sürecinde ödev ve ders yüklerinin arttığını, bu nedenle stres yaşadıklarını ve stres düzeylerinde de aslında belirgin artış yaşandığını da yine araştırmamızda gözlemledik. Artan ödev ve ders yük karşısında genel olarak ailelerin öğrencilere anlayış gösterdiği gözlemlenirken, ailesi anlayış göstermeyen ailelerin ise daha çok ailelerinin eğitim düzeyi düşük olan aileler olduğu da yine araştırmamıza ulaşılan sonuçlardan bir tanesidir. Pandemi sürecinde öğrencilerin büyük çoğunluğu online eğitime erişiminde herhangi bir sıkıntı yaşamazken, online eğitime erişiminde sıkıntı yaşayan öğrencilerin ise daha çok internetten kaynaklı problemler nedeniyle sıkıntı yaşadığı da ulaşılan bir diğer sonuçtur. Aile üyelerinden biri veya kendisi COVID-19'a yakalanan öğrencilerin bu süreçte online eğitime erişim konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını da bize yine belirtmişlerdir. Evdeki sorumlulukları nedeniyle online eğitime erişememe gibi bir durum genel olarak öğrencilerde yoktur. Ancak evdeki sorumlulukları nedeniyle online eğitime erişim konusunda sıkıntı yaşadığını belirten öğrenciler ise daha çok kadın öğrencilerdir. Kadın öğrenciler, erkek öğrencilerden evdeki daha büyük sorumluluk isteyen işleri üstlenirken, daha çok evdeki sorumlulukları ise annelerin üstlendiğini belirtmişlerdir. Babaların evdeki sorumlulukları üstlenmesi oranları oldukça azdır. Babaların evdeki sorumlulukları üstlenme oranlarının üstlenmesinin olduğu evlerde genel olarak ailelerin eğitim düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Genel anlamda araştırma katılan öğrencilerin pandemi öncesine göre stres yaşayan öğrencilerin pandemi sonrasına göre oranlarının daha az olduğu tespit edilmiştir. Yani pandemi sonrasında stres yaşadığını belirten öğrenci sayısında gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin pandemi sürecinin önce genel olarak aile baskısını çok fazla üzerinde hissetmediklerini belirtirken, pandemi sonrasında aile baskısını üzerine hissettiğini belirten öğrenci sayısında da yine gözle görülür bir artış yaşandığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin aile içi iletişim düzeyleri genel olarak orta seviyelerde. Burada araştırmamızda şöyle bir sonuç bulduk. Ailelerin eğitim seviyesi düşük olsa da, yüksek olsa da genel olarak aile içi iletişim seviyeleri orta seviyelerde devam etmektedir. Burada herhangi bir değişiklik yoktur. Öğrencilere pandemi sürecinde genel olarak aile içerisinde çatışma yaşadığını sormuştuk. Pandemi sonrasında da aynı soruyu yöneltmiştik. Öğrencilerin pandemi sonrasında aile içerisinde çatışma yaşadığını belirten öğrenci sayısında yine gözle görülür bir artış yaşandığı araştırmamızda tespit edilmiştir. Genel olarak araştırmaya katılan öğrenciler annelerinin çözüm odaklı olduğunu belirtirken, geriye kalan diğer öğrencilerin çoğunluğu ise kendilerinin çözüm odaklı olduğunu belirtmişlerdir. Pandemi sürecinden önce aile içi sorun çözme becerileri genel olarak öğrencilerin orta ve yüksek seviyelerdeyken, pandemi sürecinde aile içi sorun çözme becerilerinin düşük derecede olduğunu belirten öğrenci sayısında da yine bir artış yaşanmıştır. Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuç ve bulgulara göre birkaç tane öneride bulunduk. Bu önerilerimizden bir tanesi, daha önce belirttiğim gibi öğrenciler kalmadıkları yerler için ekonomik bir ödeme yapmak durumunda kalmışlardı. Ve bu onları zorladığını belirten öğrencilerin sayısı da gerçekten orta derecede olsa da yine de fazlaydı. Buna yönelik öğrencilere başvurabilecekleri, özellikle okulda ya da bazı özel kuruluşlarda başvurabilecekleri burs ve krediler hakkında bilgiler verilerek öğrencilerin yaşadıkları bu ekonomik sıkıntı biraz daha azaltılabilir.
Ayrıca saatlerce bilgisayar başında derse konsantre olmak zorlaşmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin ders yüklerinin azaltılması için okuldaki akademisyenlerle konuşularak biraz daha öğrencilerin online eğitim sürecindeki stresleri azaltılabilir. Ayrıca online dersler öğrencileri sıkmayacak bir biçimde ve dikkatini toplayabileceği uzunlukta ve daha renkli bir biçimde yapılandırılabilir. Yine üniversitelerin psikolojik danışma birimi, öğrencilerin yaşadıkları iletişim, stres ve benzeri sorunlara yönelik online danışmanlık hizmeti verebilir. Çünkü özellikle ulaştığımız sonuçlardan bir tanesi de öğrencilerin pandemi sonrasında stres yaşama oranlarının çok daha fazla olduğunu gözlemlemiştik. O yüzden bu oldukça önemli öğrencilerin stres düzeyinin azalması için. Bu kapsamda, bu online görüşmeler kapsamında stresle baş etme, sorun çözme, iletişim becerileri üzerinde durulabilir. Ayrıca aile içi iletişimle ilgili bazı sorunlar olduğunu da gözlemlemiştik. Öğrencilerin aile içi çatışma düzeyleri artmıştı ve öğrencilere daha çok aile baskısının daha çok olduğunu da gözlemlemiştik. Aile içi iletişim ve benzeri konularda kamu spotu, afiş çalışmaları, online eğitim gibi çalışmalar yapılarak aile içerisindeki çatışma gibi durumların azaltılması sağlanabilir. Bu dönemde öğrenciler ödev ve ders yüklerinin arttığını, bu nedenle de stres yaşadıklarını belirtmişlerdi. Aynı zamanda pandemide öğrencilerin stres düzeyinde de gözle görülür bir artış yaşandığını gözlemlemiştik. Bunun için öğrencilerin streslerini azaltmak için öğrencilere gruplar halinde hobi eğitimleri verilebilir, online tartışma grupları oluşturabiliriz, akranlarıyla tartışabilecekleri ve konuşabilecekleri. Aynı zamanda kitap okuma etkinlikleri olabilir, müzik grupları, el sanatları, egzersizler yapılabilir. Böylece öğrencilerin pandemide yaşadığı stres düzeyi biraz daha azalmış olur. Bu araştırmamıza katılım gösteren ve destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca araştırmamıza destek veren, yanımızda olan danışman hocamız Türkan Çağlar'ın hocamıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.